Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde İsrail yönetimi vardı. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı aldığı yıl olacaktır diye konuştu. Kendini kültür ve sanat alanında ifade etmek isteyen herkesin önünü açtıklarını söyledi. 2024 zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum. İsim vermese de hedefindekiler belliydi. Binlerce sivili, çocuk, kadın, yaşlı demeden katleden İsrail'e tepki gösterdi. Orta Doğu'yu kana boğan Başbakan Benjamin Netanyahu ile Tel Aviv yönetimine destek veren batılı ülkeleri yaylım ateşe tuttu. Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, buna göz yumanları, bunu meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacaktır. Biz bu yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu çarpıcı sözlere Beştepe'de imza attı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde kürsüdeydi. Meşrebine bakmaksızın kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık. Kültür sanat faaliyetlerini tüm kesimleriyle toplumu kaynaştıran, ortak hisler ve hedefler etrafında bütünleştiren bir çimento olarak görüyoruz. Ödüle layık görülen isimleri tek tek açıkladı. Ödülleri de bizzat kendisi takdim etti. Müzik alanında ödül takdimi için Sayın Even Sayın'a alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Merhum Muhsin Ertuğrul adına Sayın Tamer Karadağlı'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Merhum Atilla İlhan adına Sayın Kerem Alışık'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Merhum Barış Manço adına Sayın Batıkan Manço'yu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Türk kültürünün dış müdahalelerle tahrif edildiğini anlattı, kendi kültürüne yabancılaşanları eleştirdi. Geçmişte bu millet toplum mühendisliği projelerine de maruz bırakılmıştır. Milletimizin asırlara sari birikimleri büyük bir hoyratlıkla yok edilmiş, tahrif edilmiş, gerilik emaresi denilerek aşağılanmıştır. Cumhur İttifakı ince eleyip sık dokuduğu yerel seçim çalışmalarında sona geldi. AK Parti Genel Merkezi yüz yüze temayül yoklamalarını sürdürüyor. Bir yandan da heyetler arası görüşmeler devam ediyor. Gözler ise AK Parti ve MHP'nin ortak adayları netleştireceği tarihte. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Cumhur İttifakı'nda aday belirleme süreci temayül yoklamalarıyla devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nde Bursa, Balıkesir ve Samsun için aday toplantısı yapıldı. Yüz yüze temayül yoklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. MHP'de de gündem yerel seçim. Samsun üzerinde değerlendirme yapan tek genel merkez AK Parti olmadı. MHP İl Başkanı Burhan Mucur ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal Ankara'daydı. MHP Genel Merkezi'nde görüşmeler yaptı. Cumhur İttifakı'nda ortak adayları belirlemek için komisyon görüşmeleri de hız kesmiyor. MHP ile AK Parti heyetleri bu zamana kadar 12 kez buluştu. Bu zirve son olmayacak. TV yüzün edindiği bilgiye göre 13. toplantı için 22 Aralık Cuma saat 14'te heyetler bir kez daha bir araya gelecek. Daha önce gerçekleştirilen toplantılarda il ve ilçeler üzerinden aday isimleri belirlendi. Yeni yapılacak görüşmede belediye meclis üyeliklerinin ele alınması bekleniyor. Hedefte görüşmelerin bu hafta sona erdirilmesi var. AK Parti kulislerinde adayların neredeyse tamamının netleştiği konuşuluyor. Listelerin tamamlanması için temayül yoklamalarına bu hafta ağırlık verilecek.